Merhaba. Hadi konuşalım. Bu haftaki konu bir Alevi dedesi olan Ferhat Kocamış. Alevi ilk üzerine sohbet edeceğiz. Dedem hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mutluyum. O değerli vaktinden bize vakit ayırıp buraya geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana böyle bir imkanı tanıdığınız için. Dedem demişken dedelik nedir? Oradan başlayalım mı? Evet. Öncelikle kalbimdeki hak aşkı ve ehlibeyt sevgisiyle bizleri izleyen tüm canlara aşkı niyaz ediyorum. Geçtiğimiz hafta sonu hayatını karada kaybeden canlarımıza da Cenab-ı Evet. Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Umut ediyorum ki milletimiz bir daha böyle acılar yaşamazlar. Dedelik Alevi inancında önderlerdir. Alevi inancının önderleri ve hizmetkarlarıdır. Bizler Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyundan gelen İnsanlarız. Ben Kureyşan ocağındanım. Benim büyük dedelerim Seyyid-i Kureyş ve şu an Akşehir'de türbesi bulunan Seyyid Mahmud Hayrani'dir. Onların da soyu 7. imam olan İmam Musa-i Kazım'a dayanıyor. Onlar da Hazreti Hüseyin'in soyundan geliyor. Bizlerin soy secereleri var. Osmanlı döneminde olan nakibül eşraflık denilen bir sistem var. Bu sistemde bizlerin soy secereleri kayıtlı ve bugüne kadar geliyor. Ancak dedelik için tabi sadece evladı Resul olmak yeterli değil. İmam Cafer-i Sadık'ın buyruğunda da söylediği gibi ilim sahibi olması gerekiyor. Aynı zamanda edep sahibi olması gerekiyor. Ve bu diliyle söylediğini hayata geçirmesi, vücut buldurması gerekiyor. Tam anlamıyla yaşaması Tabii gerekiyor. hayatına yansıtması gerekiyor. Peki, o zaman ilk sorum, ikinci soru oldu ama Alevilik nedir? Alevilik dar anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Alevi'nin taraftarı diyebiliriz ama geniş manada hakkı bir bilen, Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber bilen, Ali el-Murtaza'yı veli ve vasi kabul eden, doğaya, çevreye, insana saygılı olan, eline, beline, diline sahip olan, Kur'an-ı Azimşan'ı hak kabul eden, yetimin, öksüzün yanında duran, İslam'ın insana emrettiği bütün vasıfları üstünde taşıyana Alevi denir. Böyle tarif edeyim. Peki, sonradan az önce de sohbet ederken söyledim ya, sonradan Alevi olunabiliyor mu? Tabii, çünkü Alevilik bir inançtır. Bu inanç birilerinin eğer uhdesinde olsaydı, doğuştan kazanılan bir şey olsaydı, o zaman Allah'ın adaleti olmazdı. Yani bir kişi İslam'ı tanıyıp, beğenip, gelip İslam'a mensup olup, onun içerisinde de İslam'a Alevi bakış açısını benimseyip, yola girip, ikrar verip Alevi olabilir. Tamamen bir inanç sistemi Tabii, yani. tabii, tabii, evet. Alevilik dediğim gibi İslam'ın bir bakış açısı, İslam'a getirilen bir yorum. Peki, şimdi yorumları da alacağım. Hemen bir tane okuyayım hatta. Buraya geleceğiz ama aşağı indirmeye çalışıyorum. Cem İmadeti hangi ihtiyaca cevap veriyor? Cem'de 12 hizmet nedir demiş izleyicimiz. Şimdi önce bu şeyi ben bir anlatayım. Ondan sonra Cem'e geçelim. Şimdi bizler dediğim gibi İslam'ın tam merkezinde olan bir inanç biçimiyiz. Bizler Ehlibeyt'i sevenleriz. Bunun gerekçeleri de Kur'an-ı Azimşan'da kaynakları var. Cenab-ı Hak Şura suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, ey Muhammed, de ki bu yaptığım peygamberlik hizmetinden dolayı sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Sadece benim yakınlarıma sevgi istiyorum. Bundan dolayı biz peygamberin ehli beytini seviyoruz ve
Peygamberin Ehlibeyt'inin Kur'an'ı anlayış ve yaşayışını biz de benimseyip bu yolda inancımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde inanıyoruz. Ehlibeyt'in temiz ve pak olduğuna iman ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine Ahzab suresi 33. ayette "Ey Ehlibeyt, sizi temiz ve pak kılmak isteriz" der. Cenab-ı Hakk'ın isteyip de olmadığı hiçbir şey yoktur. O yüzden biz Ehlibeyt'in temiz ve pak olduğuna inanırız. Peki Ehlibeyt dediğimizde kimi anlayacağız? Bunu da gene Hazreti Peygamber'in abasının altına aldığı Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Bunu da yine şeyden biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 61. ayette mübale ayeti vardır. Burada Hristiyanların Hazreti İsa ile ilgili Peygamber Efendimizin söylediklerine inanmayıp karşı çıktıklarında bu ayet geliyor. Onlarla siz eşlerinizi ve çocuklarınızı alın, ben de eşlerimi ve çocuklarımı alacağım. Çıkalım ve lanetleşelim. Bakalım kim buna cesaret edecek diye. Ve bundan sonra ertesi sabah Hazreti Peygamber'in abasının altına Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan ve Hüseyin'i alıp çıktığı rivayetlerde anlatılır. Hazreti Peygamber'in hane halkı olan, Ehli Beyt demek hane halkı demek, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Biz ve yine Kevser suresinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu "sana soyu kesik" diyorlar. Asıl sana soyu kesik diyenlerin soyu kesiktir. Biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse kurban kes, salat et dediği. Orada Kevser'in Hazreti Fatma olduğuna inanırız. Ve soyunun Hazreti Fatma'dan devam ettiğine inanır. Ve o soyun İslam'ı anlayış ve yaşayışını takip etmeye çalışırız. Cem'i sormuştu. Evet. Hani neyi karşılıyor diye. Şimdi Peygamber Efendimizin döneminde ne cami vardı, ne de cemevi vardı. Peygamber Efendimizin hem yaşantısını sürdüğü hem de ibadetini yaptığı bir mescidi vardı. Biz asıl olarak şuna bakıyoruz. Peygamber Efendimiz mescidinde ne yapıyordu? Peygamber Efendimiz mescidinde toplumun sorunlarını çözüyordu. O mescidinde insanları irşad ediyordu, bilgilendiriyordu, aydınlatıyordu ve ibadet ediyordu. Bizler de cem evlerimizde, yani ilerleyen süreçte de Evet. cemin detaylarına da gireceğiz. Bizde rızalık çok önemlidir. Cemde rızalık almadan, yani toplumda herhangi bir sorun varsa o sorunu çözmeden, o meseleyi halletmeden ceme başlamayız. Yani Peygamber Efendimizin toplum içerisindeki sorunları çözdüğü gibi biz de cemlerimizde toplum içerisinde herhangi bir sorun sıkıntı varsa bunu çözeriz, öyle ceme başlarız. Peygamber Efendimiz mescidinde cemaatini irşad ediyordu, aydınlatıyordu, bilgilendiriyordu. Biz de cemler başlamadan önce toplumu herhangi bir konuda artık o gün dedeler hangi konuyu seçmişlerse veyahut da toplumdan gelen talep üzerine o konuda cemaati bilgilendirip, aydınlatıp onları bilgi sahibi eder ve ibadet edilir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bahsettiği kıyamda durup, rüküye varıp, secdeye varma yani salatı tarif ettiği şekliyle biz de salat ederiz. Ve 12 hizmeti sormuş. Bu cem sırasında çeşitli görevler var, hizmetler var. Bu 12 hizmet dediğimiz ilerleyen şeyde de bahsederiz. Evet. Dede var bunun içerisinde. Zakir hizmetini yapan var. Meydanın temizliğini, düzenini sağlayan var. Cemin yapılacağını bildiren peyikler var. Bu tür görevler var, hizmetler var. Bu hizmetleri yapan görevliler var. Peki şimdi Cem konusuna dediğiniz gibi değineceğiz, açacağız ondan. Hemen diğer soruma geçmek istiyorum. Hazreti Ali, sizin için daha önemli mi? Böyle sorayım sorumu. Şöyle söyleyeyim.
Dediğim gibi önce Ehlibeyt'in mensubu olması, sonra Hazreti Peygamber buyuruyor ki ben ilim şehriyim, Ali o şehrin kapısı, evlere kapılardan girilir. Hazreti Ali hem ilim sahibi hem de Kur'an'ı natıktır, yani konuşan Kur'an diye bilinir. Onun ilminden ve irfanından diğer halifeler de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman da onun ilminden faydalanmıştır. Bizim diğer halifelerle ilgili böyle bir saplantımız yok. Ancak dediğim gibi Hazreti Ali'nin hem Ehli Beyt'ten olması hem ilim irfan sahibi olması ve Peygamberimizin bu sözünden dolayı bizim için Abi daha bir öncelikle. tabii önemi var. Tamam. Ama Şimdi bu diğerlerini reddettiğimiz veyahut da onları hakkında kötü düşündüğümüz veyahut da onlara karşı olduğumuz şeyi çıkmaz, anlamına anlamı gelmiyor. çıkmaz, evet. Tamam. Şimdi Aleviler Hazreti Muhammed'i nasıl değerlendirirler? Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olarak yarattığı iki cihan serveri, Gönüller Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa bizim peygamber olarak kabulümüzdür. Biz onu Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olarak kabul ederiz. Şimdi Anadolu Aleviliği ile bazı farklı gruplarda olan insanların tavır ve davranışları karıştırılıyor. Dediğim gibi bizler Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın onun kulu ve elçisi olduğuna inanan, Hazreti Ali'nin de onun veli ve vasisi olduğuna inanan insanlarız. Hazreti Ali'yi peygamber kabul etmek veyahut da haşa Allah diye kabul etmek böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bu tarihsel süreçler içerisinde farklı küçük marjinal grupların çeşitli şeyleridir. Bunun Alevilikle bir Değil mi? ilgisi yoktur. Karalamak için ya da işte şeyi değiştirmek için. Zamanında dediğim gibi tarihsel süreç içerisinde böyle marjinal küçük gruplar çıkmışlar. Bunun bazı menkıbeleri falan da anlatılır ama bu Aleviliği bağlayacak bir şey değildir. Aleviliğin hiçbir yerinde böyle bir inanış yoktur. Zaten eğer bir kişi, az önce de söylediğim gibi biz İslam'ın tam merkezindeyiz. Eğer bir kişi Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmiyorsa zaten o kişinin İslam olması mümkün değildir. İslam olmayan birisinin de Alevi olması diye bir şey söz konusu değildir. Peki, geçeyim mi diğer soruma? Tabii. Alevilik mezhep ya da bir tarikat mıdır? Şimdi Şimdi az önce siz inanç dediniz ama ben biraz daha açın istiyorum bu konuyu. evet. Bu bir inanç Şimdi sistemi. şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında şöyle söylesek, Hazreti Peygamber'in mezhebi neydi? Hazreti Peygamber'in bir mezhebi yoktu. Evet. Ama şu an mevcut hani kategorize edilmiş durum içerisinde, yani mevcut durum içerisinde değerlendirirsek İslam'da iki tane büyük ekol var. Bir Ehl-i Sünnet, bir de Şia. Bir de hariciler var ama onlar çok küçük bir grup. Şimdi Ehl-i Sünnet'in içerisinde birçok mezhepler var. O mezheplere bağlı tarikatlar var. İşte Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki, Hanbeli, Maturidi, buna benzer birçok mezhep var. Şia'nın içerisinde de farklı birçok gruplar var. İşte İran Şiası var, Caferiler var, Anadolu Alevileri var. Yine İran'da Ehli Haklar var. İşte Suriye bölgesinde bizim işte Hatay'ımızda Nusayriler var. Daha geçmiş dönemde işte Fatimiler var, Karmatiler var. Birçok böyle bu Şia çatısı altında olabilecek gruplar var. Bizler de genel manada İslam'ın bu iki ekolünden Şia ekolünün içerisinde olan bir mezhebiz. Ama temelde baktığımızda dediğim gibi mezhepleri aslında reddedip sadece İslam demek belki de en doğrusu. Ama ben dediğim gibi bu mevcut kategorize edilmiş durumun içerisindeki pozisyonumuzu sadece söylemiş oldum. Peki. Geçeyim mi diğer soruma? Evet. Şimdi ibadet konusuna geleceğim. Oradan da hemen bağlayacağım. Hakk'a yürümek. Aleviler ibadetlerini nasıl yaparlar?
Şimdi ibadetle ilgili şunu söyleyeyim. Önce kavramları doğru tanımlamak, doğru oturtmak lazım. Kur'an-ı Azimşan'da geçen salat bizim de ibadetimizdir. Günde 3 vakit salat var. İşte günün iki ucunda ve orta salata dikkat edin diyor. Birçok ayette. Ve bu salatın nasıl yapılacağını da yine birçok farklı ayette, işte Haç suresinde de söylediği gibi, işte kıyamda durup, rüküye varıp, secdeye inilmesi gibi. Bizler de bireysel ibadetlerimizi evlerimizde, toplu ibadetimizi, yani Cenab-ı Hakk'ın Cuma suresinde buyurduğu, toplantı salatı için çağrıldığınızda, İşinizi gücünüzü bırakın, salata gelin, sonra yeryüzüne dağılıp rızkınızı arayın dediği ayette. Onun gereğince biz de Perşembeyi Cuma'ya bağlayan Cuma akşamı deriz. O akşam toplu ibadetimizi yaparız, cem ibadetimizi yaparız. Ama onun dışında günlük ibadetlerimizi herkes kendi evinde bireysel olarak yapar. Nasıl diğer topluluklarda olduğu gibi Sünni toplumlarda ibadetini eksik yapanlar varsa bizde de ibadetini eksik yapanlar vardır. Ancak dediğim gibi bireysel ibadetlerimizi evde ama toplu ibadetimizi de cemevimizde yürütüyoruz. İbadet sadece bu salat bölümü, oruç var ve genel anlamda İslam'ın emrettiği bütün ibadetleri Aleviler yerine getirirler ve diğer toplumlara farz olduğu gibi bize de farzdır. Peki ibadet demişken camiye bağlayacağım. Aleviler camiye gitmez mi? Evet, demin de söylemiştim. Peygamber Efendimiz döneminde ne cami vardı ne cemevi vardı. İbadetini yaptığı, oturduğu, sohbetlerini yaptığı, toplumun sorunlarını çözdüğü bir mescidi vardı. Aslı olan peygamberin yaptığı gibi yapmak. Biz de cemevlerimizde bunu yapıyoruz. Peki neden böyle bir ayrışma var? Onunla ilgili de şöyle bir şey anlatayım. Özellikle Emevilerin iktidara geldikleri süreçte Hazreti Ali'ye ve Peygamberin Ehlibeytine çok büyük zulümler ve çok büyük hakaretler yapıldı. O Emevilerin oluşturduğu o süslü şeylerde, ibadethanelerde, mescitlerde ki Peygamberimiz bunu reddeder. O süslü camilerde, mescitlerde Ehlibeyt'e hakaretler, küfürler, hatta o eşiklere Ehlibeyt'in isimleri yazdırılıp onlara bastırılarak içeriye sokulmaları var. Bundan dolayı Ehli Beyt'e taraf olmuş kişiler mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmışlar. Kendi ayrı ibadet hanelerini oluşturmaya başlamışlar ki o Emeviler döneminde yaşanan o hakaretlere, zulümlere maruz kalmamak adına uzak durmuşlar. Ama dediğim gibi asıl olan o ibadethanede peygamberin usulüne uygun ibadet etmek, peygamberin yaptığı şekilde yapmak. Peki tamam, şimdi bu cami mevzusuyla ilgili ne yalan söylemişim, ben de öyle biliyordum. Hazreti Ali'nin camide ya da camiye giderken bir yaralanma olayı var. Hani aslında bu yüzden gitmedikleri söylenir. Ama işin Yok. aslı bu değilmiş. Yok, şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi yani bunu cami veyahut da cemevi diye kategorize etmek doğru değil. O dönemde ibadet edilen mescitler vardı. Ne bugünkü cemevine benziyordu şey olarak fiziksel olarak ne de camiye benziyordu. Yani şimdiki şeyler artık mimari yapılar o toplumun kültürüne göre sanatına göre oluşmuş işte kubbeler, minareler sonradan oluşan şeyler. Hazreti Ali evinden çıktığı sırada evinin avlusunda mülcem denilen harici tarafından yaralanarak öldürülüyor. Önce yaralanıyor, kılıcı zehirli olduğu için 3 gün yaşıyor, sonrasında şehit oluyor. Şöyle düşünelim, Hazreti Ali mescitte olsa, Hazreti Ali'nin yarası alnında oluşuyor.
Onun önüne mülcemin geçmesi veyahut da düşünün İslam'ın halifesi ibadet ediyor. Etrafında cemaati var. Oradan arkadan yaralıyor olması lazım. Dediğim gibi bu çok Evet. da önemli değil. Önemli olan şey şu. İbadethanelerin şekilleri, mimarileri değil, işlevi önemli. Evet. Şimdi hakka yürümek ne demek? Hakka yürümek şu, bizim inancımızda ben ölesiyedir, can ölmez. Bir kişi öldüğü zaman geldiği yere rücu eder, geri döner. Yani haktan geldik, hakka dönüyoruz. Bu yüzden hakka yürüdü deriz. Yani yaradanına yürüdü, yaradanına ulaştı. Bu tabir onun için kullanılır. Peki şimdi oruç meselemiz var. Evet. Aleviler oruç tutar mı? Bunun haricinde Muharrem orucunu soracağım, Hızır orucunu soracağım. Evet. Şimdi Alevilerin ibadetlerinin hepsinin mutlaka Kur'an'ı olması lazım. Kur'an'ı dayanı olması lazım. Şimdi Cenab-ı Hak Bakara suresinde 183. ayetten itibaren oruçtan bahseder. Ve sizden öncekilere farz olduğu gibi size de oruç farz oldu der. Ve devamında işte Kur'an'ın indiği Ramazan ayında içinizden kim o aya ulaşırsa sayılı günlerde, bu çok önemli sayılı günler, sayılı günlerde oruç tutsun. İşte tutamayacak durumda olanlar fidye versin veyahut da sonra güne gün kaza orucu tutsun gibi anlatır. Genel yanlış bir kanı vardır. İşte Aleviler Ramazan'da oruç tutmaz diye. Biz Ramazan'da da oruç tutarız. Ama dediğim gibi o sayılı günlerde tutarız. Sayılı günlerde yine Bakara suresinin 202-203. Ayetinde bunun 2 günden az olmayacağı, hacla ilgili bir meseleyi anlatırken bahseder. Bu şekilde inanırız. Bir de Fecr suresinin 2. ayetinde 10 güne and olsun dediği, o 10 günü de Muharrem ayının 10 günü olduğunu kabul eder ve o 10 gün Muharrem ayında oruç tutarız. Bir de bizim Hızır ayı dediğimiz işte Ocak 15'ten Şubat 20'ye kadar geçen süre içerisinde bazı bölgelerde 3 gün, bazı bölgelerde 5 gün, bazı bölgelerde 7 gün oruç tutuluyor. Onun da temeli İnsan suresinde ders suresi olarak da bilinir. Yani zaman demek. Orada işte onlar ki adaklarını yerine getirmek için rızıklarını yetime, yoksula ve esire verirlerdir. Bunun nüzul sebebiyle ilgili bizim bir değerlendirmemiz var. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz hasta olurlar. Hazreti Fatma annemiz Peygamber Efendimiz'e gider. Der ki ya babam Hasan ve Hüseyin çok hastalar. Düzelmiyor. Onlara bir şifa dilenir. Hazreti Peygamber de der ki gidin oruç tutun. Cenab-ı Hak onlara şifa verecektir. Hazreti Ali, Hazreti Fatma ve beraberlerinde kalan yardımcıları, Fidda isimde yardımcıları oruç tutarlar. Bir akşam oruçlarını açacağı sırada yani zaten çok mütevazi yaşarlar. Böyle basit ufak tefek yiyecek hazırlarlar. O sırada kapı çalar. Biri gelir, der ki çok açım, bir yetim gelir, çok açım der. Yiyeceklerini ona verirler. Kendileri sadece suyla oruçlarını açarlar. İkinci gün yine oruçlarını açacakları sırada bu sefer bir esir gelir. Yine yiyeceklerini onlara verirler, sadece suyla açarlar. Üçüncü gün gene tam oruçlarını açacakları sırada bu sefer bir yoksul gelir. Yine yiyeceklerini ona verirler, sadece suyla açarlar. Ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin iyileşir, şifa bulurlar. Ondan sonra bu surenin geldiği ne inanılır ve bu bizim inancımıza göre o gün kapıya gelen Hızır Aleyhisselam'dır. O yiyeceklerini paylaştıkları ve biz bu ay içerisinde
Cenab-ı Hakk'ın ismini vermeden Kehf suresinde bahsettiği Hazreti Musa ile yolculuk eden Hızır Aleyhisselam'ın bize de bolluk ve bereket getirmesi, sağlık getirmesi dileğiyle oruçlarımızı tutarız ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz ki darda zorda olduğumuzda Hızır Aleyhisselam'ı bizim yardımcımız olarak göndersin diye Cenab-ı Hak'tan dileriz. Muharrem orucunda şöyle bir farklılık var. Muharrem ayında tutulan oruçta şu var. Bir işin oruç ibadet bölümü var. Bir de matem bölümü var. Ve sonunda da bir şükür bölümü var. Biz Muharrem ayında 12 gün oruç tutarız. Orucumuzu Cenab-ı Hakk'ın rızası için tutarız. Ve o dönem içerisinde de matem yaşarız. Matemi de Kerbela'da Kerbela. Muharrem ayının 10. günü 680 yılında Kerbela'da şehit edilen Ehlibeyt mensuplarının matemini yaşarız. O orucu tuttuğumuz süre içerisinde su içmeyiz, et yemeyiz. Daha doğrusu canlı olan ve canlanma ihtimali olan Evet, hiçbir evet. gıdayı tüketmeyiz, yumurta yemeyiz, et, tavuk, balık bu tür şeyleri yemeyiz. Ve bu 12 günlük orucun sonunda da kurbanlar keseriz ve aşure pişirir, dağıtırız. Bunu da İmam Zeynel Abidin'in yani Ehli Beyt'in son mensubunun Kerbela'dan kurtuluşuna şükür için yaparız. Peki aslında çok özür diliyorum. Aşure bir matem yemeği değil mi? Değil. Şöyle, şimdi 10 Muharrem aslında peygamberlerin kurtuluş günü. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulup çıkması, işte Eyüp peygamberin sağlığına kavuşması, işte Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması gibi peygamberlerin bir kurtuluş. Sadece Hazreti Peygamberimizin evlatlarının yani 10 Muharrem'in acı olduğu affedersiniz. Tek 10 Muharrem Hazreti Hüseyin'in ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilişi. Biz o aşureyi 12. gün pişiririz ki İmam Zeynel Abidin'in Kerbela'dan kurtuluşu için. Bunu Caferiler, Şiiler Aşura 10 demek zaten. 10 Muharrem'de yaparlar. Biz 12. günden sonra yaparız. Lokmalarımızı paylaşırız. Ki İmam Zeynel Abidin'in kurtuluşu için. Peki, diğer soruma geçeyim mi? Kerbela olayını böyle çok çok uzun bir olay biliyorum. Çünkü bir sürü sorum var. Yorum da alacağım. Hatta bir yorum okumak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki aslında biz bunu açıkladık da üstten de olsa. Hazreti Ali namaz kılıyor muydu? Kılıyorsa Aleviler neden kılmıyor? Şimdi az önce söylediğiniz kılıyoruz. Bir değişkenlik Evet, yok diye tekrar ama. hatırlatayım. Şimdi kavramları doğru koymak gerektiğini söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de ibadetin ismi salat diye geçiyor. Salat demek Allah'a dua etmek, yalvarmak, onu desteklemek anlamında, yaslanmak anlamında. Namaz Farsça bir kelime ve onu kullanmayı çok doğru bulmuyoruz biz, namaz kelimesini. Çünkü Mecusilerin yaptığı ibadetin ismi de namaz. O yüzden hani namaz yerine salat Salat kelimesini diyoruz. kullanmayı tercih ediyoruz. Ve bunu da dediğim gibi bireysel ibadet olarak Hazreti Ali de yapıyordu. Biz de yapıyoruz. Dediğim gibi günün iki ucunda ve orta salata dikkat diyor Cenab-ı Hak. Biz de bu bireysel ibadetlerimizi evlerimizde sabah, akşam ve gecenin bir yarısından sonra bu bireysel ibadetlerimizi yapıyoruz. Bunu yani kişiler yapmıyorsa o kişilerin kendi eksikliği Yükümlülüklerine olarak tabii tabii eksikliğinde eksik olan bir şey. yapması demek. Peki dedem Kerbela olayı Evet. nedir? Şimdi Kerbela olayını anlayabilmek için biraz tarihsel süreci bilmek, anlamak gerekiyor.
Mekke'nin iki önemli, daha doğrusu Kureyş'in iki önemli ailesi var. Bunlardan biri Ümeyye oğulları, biri de Haşim oğulları. Hazreti Peygamber Haşim oğullarından Ebu Sufyan ve onun oğlu Muaviye ve onun oğlu Yezid de Ümeyye oğullarından. Hazreti Peygamber Hakk'ı tebliğ ettikten sonra bu Ümeyye oğulları kendi güçlerini kaybediyor. Yani o güne kadar toplumun önde geleni olmalarına rağmen, zenginlikleri, söz sahibi olmalarına rağmen bir gün Hazreti Peygamber ortaya çıkıyor ve onları müşriklikten, yani Allah'a ortak koşmaktan men ediyor ve onlara Hakk'ı tebliğ ediyor. Ve onları Hakk'a gelmelerini, Hakk'a iman etmelerini ve bu putlardan vazgeçmelerini söylüyor. Ve bütün o yaşanan süreçler içerisinde işte Bedir, Uhud, Hendek savaşlarından sonra bunlar bütün bu saltanatlarını kaybettiler, bütün bu güçlerini kaybettiler. Ve her dönemde yeniden o eski güçlerine kavuşmanın peşinde oldular. Hazreti Peygamber Hakk'a yürüdükten sonra işte 2 yıl Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti var. Ondan sonra Hazreti Ömer'in 10 yıl hilafeti var. Sonra 12 yıl Hazreti Osman'ın hilafeti var. 656 yılında Hazreti Ali'nin halife seçilmesi var. Hazreti Ali halife seçilir seçilmez Hazreti Ali'ye rakip olanlar, Hazreti Ali'yi istemeyenler hemen bir faaliyete başlıyorlar zaten. Hazreti Ali, Hazreti Osman döneminde oluşan bir zengin kesim var. Bir aristokrat kesim var. Halife olur olmaz herkese eşit davranıyor. Yani bütün gelen o beytül malı bütün şeye, topluma eşit olarak dağıtıyor. Bu rahatsızlık yaratıyor tabii. Muaviye de Şam'da validir ve çok büyük zenginliğe sahiptir. Büyük de bir ordu vardır. Öncesinde Ayşe, Talha ve Zübeyir ilk savaş açarlar Hazreti Ali'ye. Kısa kısa geçiyorum. Tabi bunun detayları var. Cemel Savaşı yapılır. Cemel Savaşı'nı Hazreti Ali kazanır. Ayşe esir düşer. Ve Hazreti Ali ona bunu yapmaması gerektiğini, ümmeti bölmenin doğru olmadığını, o Cemel Savaşı'nda 12 bin Müslüman ölür. Bunun sorumluluğunu hani büyük olduğunu söyler ve evine gönderir. Sonra Sıffin Savaşı yapılır, Muaviye ile Hazreti Ali arasında. Sonra Haricilerle Hazreti Ali arasında Nahveran Savaşı yapılır. Bu dediğim işte Hazreti Ali 656'da halife olur. 656'da Cemel Savaşı olur hemen. 657'de Sıffin Savaşı olur. 658'de de Nahveran Savaşı olur. Nihayetinde 661'de Hazreti Ali şehit edilir hariciler tarafından. Sonra Hazreti Hasan'a topluluk biat eder. Muaviye Hazreti Hasan'a bu sefer saldırır. Hazreti Hasan yanındakilerden çok destek bulamayınca, çok detayına girmeden geçiyorum, Muaviye ile bir anlaşma yapar. Bu yapılan anlaşmada Muaviye der ki artık hilafet hani babadan oğula geçmeyecek. Eğer Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hayattayken Muaviye ölürse Hazreti Hasan halife olacaktır. Ehli Beyt'e hakaret edilmeyecek, saldırılmayacak gibi işte Beytülmal'dan Ehli Beyt'e destek sağlanacak diye. Bu anlaşmayla Hazreti Hasan hilafeti bırakır Muaviye'ye. Yeni bir savaş olmasın diye. Ancak Muaviye bu anlaşmayı tamamen yok sayar ve Hazreti Hasan'ın eşini kandırarak, Hazreti Hasan'ı zehirleterek öldürür. Ve 680'de 680'de
Muaviye kendisi de ölür ve yerini daha ölmeden oğlu Yezid'e bırakır ve Yezid'e de biat edilmesi için baskı yapar. Ve Muaviye öldükten sonra Yezid başa geçer. Yezid başa geçtikten sonra baskısını arttırır. Çünkü Hazreti Hüseyin biat etmemiştir. Hazreti Hüseyin'den biat almadığı sürece de hilafetinin tam olamayacağını düşünür ve Medine'ye valiye talimat gönderir. Ya Hüseyin biat edecek veyahut da Hüseyin'in canını alacaksın diye. Hazreti Hüseyin vali konağına çağrılır. Orada bu olayı sezdiği için der ki benim gibi birisi böyle gizli saklı kapalı şey yapmamalı, biat etmemeli. Bana müsaade et, ben gideyim ailemi de ikna edeyim. Size sonra biatımı vereyim toplumun önünde, bu daha doğru olur diye. O gece Hazreti Hüseyin ailesiyle beraber Medine'den ayrılır, Mekke'ye gider. Mekke'ye sığınır. Ancak Yezid Mekke'de de Hazreti Hüseyin'i şey bırakmaz, rahat Evet. bırakmaz, suikastçiler gönderir. Bu arada Kufe'de rivayete göre 40 bine yakın mektup gelir Hazreti Hüseyin'e. Gel der, buraya biz sana biat edelim, Yezid'e karşı duralım diye. Mekke'de de bu şekilde sıkıştırılınca Hazreti Hüseyin Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıkar. Bu arada Yezid Kufe'de bu girişimlerin olduğunu görünce Kufe valisini görevden alır. Yerine Ubaydullah bin Ziyad'ı vali olarak atar ve vali Kufe'de zulme başlar. Hazreti Hüseyin'e destek olacak kişileri sindirir, insanları öldürür. Bu arada Hazreti Hüseyin'in Kufe'ye hani bu işin aslı var mı yok mu diye gönderdiği amcasının Evet. oğlu vardır. O da orada şehit edilir Müslüm bin Akil'i ve iki tane küçük evladıyla beraber. Kerbela'nın ilk şehitleri onlardır aslında öyle kabul edebiliriz. Biri 6 yaşında biri 9 yaşında Müslüm bin Akil ve bu iki evladı orada katledilir. Sonra Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru devam ederken yolda önünü keserler. İlk Hür bin Riyah dediğimiz kişi Hazreti Hüseyin'in yolunu keser ve Hazreti Hüseyin'i biat etmeye zorlar, kuşatırlar Kerbela çölünde. Oraya gelmeden önce aslında çok şeydir, önemlidir. Yolda Arapların Ferazdak diye ünlü bir şairleri var. Onunla karşılaşır Hazreti Hüseyin. Der ki ya Hüseyin hani nereye gidiyorsun? İşte Kufe'ye gidiyorum diyor. Kufe'den bana davet var. Ben oraya gidip topluma önderlik edip İslam'ın sancağını tekrar ayağa kaldıracağım. Çünkü Yezid İslam'ın sancağını lekeleyen bir şeydir, kişidir. Bu zalime karşı durmaya gideceğim diye. Şair Ferazdak der ki, ya Hüseyin, Kufelilerin gönlü senledir ancak kılıçları Yezid'dedir, gitme. Seni katledecekler der. Ancak Hazreti Hüseyin bunu önemsemez. Ben bu yola çıktım. Benim bu yolda geri dönmemem, dik durmam lazımdır. Ve Kufe'de varmadan önce Kerbela denilen o bölgede kuşatılırlar ve susuz bırakılırlar. Ve Yezid'in ordusu bir rivayete göre 5 bin kişi, bir rivayete göre 10 bin kişi çevrelerler ve Hazreti Hüseyin'in Yezid'e biat etmesini isterler. Hazreti Hüseyin orada toplanan topluluğa her defasında hitap eder ve onların ahiretlerini önceler. Yani onları kurtarmaya gayret eder. Bu yaptıkları işin onların ahiretini zedeleyeceğini bildiği için onları uyarır. Her defasında bu işten vazgeçmelerini
söyler. Ancak dediğim gibi Yezid'in hem gücü hem parası o topluluğa cazip gelir. Hazreti Hüseyin'i 10 Muharrem 680'de bütün evlatlarıyla beraber onlar da toplamda bir aileler işte 72 canı tamamen hepsini katlederler. 6 aylık Ali Asgar evladını bile oklayarak öldürürler. Düşünün ki Peygamber Efendimiz 632 yılında Hakk'a yürüdü. 680 yılı yani aradan daha çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 48 yıl geçmiş olmasına rağmen o toplumun içerisindeki büyük bir kısmı da belki peygamberi görmüş olanlardan oluşuyor olmasına rağmen yarın şefaat bekledikleri o peygamberin evlatlarını Evet. orada susuz şehit ettiler. Yani 3 gün boyunca suları bitmişti. 3 gün boyunca o çölün sıcağında bir damla su vermediler. Düşünün ki o 6 aylık Ali Asgar susuzluktan artık o kadar feryat ediyor ki İmam Hazreti Hüseyin kendi dilini ona emdirip o dilindeki tükürüğün ona bir serinlik vermesi için uğraşıyor. Veyahut da yüzüğünü onun dudaklarına sürüyor ki bir serinlik bir şey oluştursun diye. Tam o sırada işte o şimdi denilen lanetullah ok atarak o 6 aylık bebeği dahi öldürüyorlar. En sonunda da tabii hani bunun detayları çok fazla ama böyle kısaca geçiyorum. Hazreti Hüseyin'i de katlediyorlar. Ve oradaki şehitlerin hepsinin başlarını kesip mızraklara geçiriyorlar. Ve o naaşların üzerinde de atlarla tepinip cesetlerini parçalıyorlar. Ehli Beyt'in kadınlarını ve kızlarını da çıplak develere bindirip önce Küfe'ye götürüyorlar. Sonra Küfe'den de Sırf o zaman ama. Şam'a kadar götürüyorlar. Şam'da Yezid'in önüne çıkarıyorlar. Yalnız Yezid o dönemde öyle bir propaganda yapıyor ki Hazreti Hüseyin'in asi olduğunu, dine karşı geldiğini, bu yüzden öldürüldüğü propagandasını o kadar güzel yapıyor ki Hazreti Hüseyin'in o mübarek başını Şam'a getirdikleri sırada orada toplanan halk Allah'ı Hüseyin'i öldüren Allah'a hamdolsun diye nidalarda bulunuyorlar. İmam Zeynel Abidin orada şöyle bir söyleyişte bulunuyor. Orada bu sözü söyleyen yaşlı bir kişiye. Diyor ki sen diyor Kur'an okur musun diyor o yaşlı kişiye. Hüseyin'i öldüren Allah'a hamdolsun diyen kişiye. Şüphesiz okurum diyor. Peki Şura suresini okudun mu 23. ayeti? Evet okudum diyor. İşte orada yakınlarım dediği yani sevmeyi emrettiği yakınları bizleriz. Peygamberin yakınları. Yine Ahzab suresinde temiz ve pak olduğu söylenen Ehli Beyt bizleriz diyor. Tabi bunu bu şekliyle düşünmeye başlayınca insanlar düştükleri hatanın farkına varıyorlar. Yani bu propagandanın aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu da gösteriyor. Ve Hazreti Hüseyin'in o mübarek başını Yezid'in önüne getirdiklerinde Yezid elindeki kamçıyla Hazreti Hüseyin'in başına vurarak, dudaklarına vurarak Bedir'in intikamını aldım, dedelerimin, atalarımın intikamını aldım diyor. Çünkü az önce de söylemiştim Yezid Muaviye'nin oğlu, Muaviye Ebu Sufyan ve Hind'in oğlu. Hind dediğimiz Hazreti Hamza'yı öldürtüp ciğerlerini çiğ çiğ yiyen kadındır. Muaviye bunun oğludur. Yezid de Muaviye'nin oğludur. Ve bu yaptıklarında diyor ki Bedir'in intikamını aldım. Çünkü Hazreti Ali İslam'ın yayılmasında çok önemli katkıları vardır. Savaşlarda çok büyük kahramanlıkları vardır. Ve bu müşriklerden öldürdüğü, Hakk'ın rızası için öldürdüğü çok kişi vardır. Yezid de böyle demiştir. Bedir'in intikamını, atalarımın intikamını aldım Aldım. diye. İşte bütün bunları değerlendirirken o
tarihsel süreci iyi değerlendirmek, Ümeyye oğullarıyla Haşim oğullarının şeyini iyi kavramak lazım. Teşekkür ediyorum. Konuyu değiştireceğim artık. Bir soru gelmiş. Ben çok etkileniyorum Kerbela olayından. Ne Yani zaman dinlesem ve ne etkilenmemek zaman izlesem. mümkün değil. Yani hepimiz diyoruz ki bize Kur'an-ı Azimşan'ı tebliğ eden, bize bu yaşantıyı sağlayan, bize bunları öğreten bir peygamber var. Evet, O peygamber kullarına peygamberin öldürülüyor. evlatları o hanede yetişmiş. Düşünün ki Peygamber Efendimiz mescidinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağında taşırmış. O salat ederken Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin onun sırtına çıkarmış. Peygamber Efendimiz salatını bozmaz, aynı şekilde devam edermiş. Düşün onların o öptüğü, Peygamber Evet. Efendimizin öptüğü mübarek Kıyamadılar. boynu Yezid'in askerleri kestiler. İzleyicimi sormuş. Erenler kimdir? Eren kime denir? Şimdi Erenler dediğimiz hani biraz tabii işin tasavvuf boyutu. Bugün aslında çok oraya girmeyi ben arzu etmiyordum ama Çok kısa o zaman böyle Erenler açıklayalım. dediğimiz Hakk'a iman etmiş ve artık çizgiden öteye geçmiş, hak ile hak olmuş işte Anadolu Erenleri, Evliyaları dediğimiz kişiler. Alevilikte müsaitlik, yol kardeşliği yani nedir? Evet. Şimdi Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'deki ensarı birbirine kardeş yapıyor. Onları birbirleriyle kardeş ilan ediyor. Hazreti Ali'yi de kendisine kardeş ilan ediyor. Buradan gelen bir süreçte bizde de yol kardeşliği dediğimiz müsahiplik vardır. Hani belki bahsedeceğiz Alevilikte dört kapı 40 makam Evet, dediğimiz soracağım onu mutlaka. yani bir kişiyi bir noktadan alıp belli bir noktaya getirme süreci. Onun kapıları dediğimiz gibi şeriat, tarikat, marifet ve hakikat Hakikat dediğimiz makamı. bu kapılardan tarikat kapısına gelindiğinde yola ikrar dediğimiz, söz verme dediğimiz bir olaydır. Tarikata girmeden önce kişilerin musahip seçmesi, kendine bir yol kardeşi seçmesi gerekir. Bunun da evli olmaları gerekiyor, çift olmaları gerekiyor. Musahiplik o kadar değerli ve o kadar önemli ki kardeşten bile öte. O yüzden evli olmaları lazım ki eşler de birbirleriyle Tarikat. musahip olacağı için ve ölünceye kadar bu musahiplik devam edeceği için birbirlerini iyice tanımaları, bilmeleri ve ona göre musahip olmaları istenir. Ve bu musahiplik oluşturulduktan sonra artık musahipler birbirinden sorumludur. Musahiplerin yaptıkları iyi iş veya kötü iş ne varsa birbirlerinden sorulur. Bunun bir şartı var mıdır? Sahip olmanın bir şartı. Şartı şu, bir kere yetkin olmaları gerekiyor. Dediğim gibi bu şeriat kapısının eğitiminden geçip tarikat kapısına gelmiş olması gerekiyor. Ve o noktada birbirlerine söz verip kardeş olmaya yemin etmeleri, kurban kesmeleri ve sonsuza kadar bu şekilde devam etmeleri gerekiyor. Şöyle örnekler vereyim. Diyelim ki bir musahip kötü bir iş yaptı. O kötü fiili musahip de sorumlu. Ben diyelim ki kötü bir iş yaptım. Bu yaptığım kötü halden, hareketten dolayı benim musahibim sizseniz siz de sorumlusunuz. Diyelim ki musahiplerden biri Hakk'a yürüdü. Onun çocuklarından önce sorumlu olan müsahibidir. Müsahibi eğer hayattaysa, müsahibi cenaze erkanında öncelikle müsahibi bulunur. Eğer o kişinin bir borcu, bir vereceği, bir eksiği, kusuru varsa bunları giderme çocuklarından önce müsahibi
sorumludur. Bir şikayet olduğunda musahibi ile ilgili dede ikisini beraber dara çeker, sorguya çeker. Yani kendi kardeşinden önce müsahibi birbirinden sorumludur ve birbirlerini denetlemeleri, kontrol etmeleri istenir. Müsahip olacak kişiler önce dedeye gelirler. Derler ki biz böyle böyle müsahip olmaya karar Evet. verdik. Dede bundan emin olabilmeleri için onlara bir yıl kazanç süresi dediğimiz süre tanır. Gidin bir yıl kendinizi bir daha tartın. Hani çünkü bundan artık bizde öl ikrar verme, öl ikrarından dönme denir. Yani öyle istediğin zaman olamıyoruz. Onun da bir deneme süreci Tabii var. tabii. Yani hadi biz müsait değil. Gidin bir kendinizi ölçün, biçin, tartın. Onlar bu bir yıllık süreç içerisinde dede topluma da bunu söyler. Bunları bir kontrol edin. Bakın bakalım hani bunlar uygun mudur, değil midir diye. O bir yılın sonunda bizim müsaiplik cem'i dediğimiz bir cem vardır. O cemde dört can, bir can olurlar. Ve dedenin huzurunda, toplumun huzurunda ikrar verirler birbirlerine. Ve müsahip olurlar. Kurbanlarını keserler, lokmalarını dağıtırlar. Bu şekilde müsahip olmuş olurlar. Çıkış kaynağı dediğim gibi Ensar'la Muhacir'in birbirine kardeş edilmesinden gelir. Günümüzde de bu şekilde devam ediyor. Peki, 7 ulu ozan kimdir? Alevilikteki yeri nedir? Şöyle, yedi ulu ozanlar Alevi inancına sahip ozanlardır. Alevi felsefesini, Alevi inancını deyişleriyle, dizeleriyle topluma anlatan, topluma bunu duyuran kişiler, işte 14. 16. yüzyıllar arasında yaşamış ozanlar. İşte Seyit İmamettin Nesimi var bunların içerisinde. Yemini var. Ondan sonra Şah İsmail var. Hatay mahlasıyla yazar. Pir Sultan Abdal var. Kul Himmet var. Kaç oldu? 6 mı oldu? Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah Hatayi, Pir Sultan, Virani ve Kul Himmet. Bu 7 ulu ozan kabul edilir. Bunların Ehl-i Beyt'le ilgili, 12 imamlarla ilgili yazmış olduğu şeyler var. Duaz imamlar var, dizeler var. Cemlerde bunlar da söylenir, okunur. Bunlar bütün Anadolu toplumunu, bütün İslam coğrafyasını dolaşıp hem bu felsefeyi anlatmış, hem bu dizeleriyle topluma dokunmuş kişiler bizler için de önemlidir. Peki. Şimdi bu soru bana daha önce de çok geldi. Aleviliğin şamanizmle bir ilişkisi var mı? Varsa nedir? Şimdi şöyle, bütün inançlar birbirlerinden mutlaka etkileniyor. Şimdi düşünün, Türkler İslamiyet'e geçmeden önce içlerinde şaman olanlar da vardı, Budist olanlar da vardı. İşte Tengri inancına sahiptiler. Onlar İslamiyet'i seçtikten sonra mutlaka beraberinde o eski inançlarından getirdikleri, kattıkları şeyler olabiliyor. Bu sadece Alevilikle ilgili bir şey değil, Hristiyanların içinde de var bu. İşte Sünni toplumun içinde de var. Yani mesela tesbih çekmek, başa takke takmak, bunlar da işte diğer farklı inançlardan gelmiş ve içine girmiş şeyler. Aleviliğin de şamanizmden etkilenmiş olduğu bölümler, şeyler var. Bütün inançların birbirinden mutlaka etkilenmeleri Evet, var. etkileşimleri var. Alevilik İslamiyet öncesine mi dayanır? İslamiyet'i nereden başlattığınıza bağlı. Bizim bildiğimiz, Şimdi öğrendiğimiz. İslamiyet, İslam selim, selam kökünden geliyor. Ve teslim olmak anlamında. Kime teslim olmak? Hakk'a teslim olmak. Cenab-ı Hakk'ın Adem peygamberden itibaren bütün peygamberlerine
gönderdiği dinin adı aslında İslam. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, İbrahimi dinler deniliyor. Bunların hepsi aslında İslam. Yani Cenab-ı Hakk'ın Adem'e söylediği, Hazreti İbrahim'e söylediği, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davut'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti Muhammed'e söylediği, gönderdiği din, tebliğ ettiği şey, olmamızı istediği şey İslam. O yüzden hani biz sadece İslamiyet'i 1400 yıl öncesi 1400 yıldan başlatırsak hata etmiş oluruz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok noktada diyor ki benim kanunlarımda bir değişiklik görmezsiniz. Yani değişiklik nelerde var? Sadece şeriatında, uygulamasında var. Yani toplumlar gelişiyor, değişiyor. İlk toplumda şartlar, ihtiyaçlar başkaydı. Sonraki toplumlarda başka. Yani Hazreti Musa'nın geldiği dönemdeki toplumun şartları, koşulları başkaydı. Onlara mesela pençeli hayvanların etinin yenilmesi haram edilmiş, yasaklanmış. Onların iç yağının yenilmesi yasaklanmış, bu pençeli hayvanların. Bizde domuz etinin yenilmesi haram. Buna benzer böyle farklı değişiklikler var ama temelde insandan istenilen şey aslında bir nedir? Hakk'a teslim olmak. Mesela yalan söyleyin diyen bir Din din yok. yok. İşte hırsızlık yapmayın, hırsızlık yapın Yapıl. diyen bir din yok. Dinlerin hepsinin kuralları, temel kuralları hep aynı. Cenab-ı Hak da hep buyuruyor. Benim kurallarımda bir değişiklik bulamazsınız diye. Kurallar hep aynı. Doğru, dürüst, çalışkan, topluma, insanlığa faydalı birey olmamızı emrediyor ve bunu Hazreti Adem'den bugüne kadar hepimize emrediyor. Böyle düşündüğümüz zaman ilk İslam'ın gelişi Adem peygamber ve biz de İslam'ın merkezinde olduğumuzu iddia ediyorsak Adem peygamberden bugüne kadar evet Alevilik var ama İslam da var. İslam var olduğu için zaten Alevilik var. Peki. Bu soru size de çok gelmiştir de. Aslında bunu biz bir nevi açıkladık. Aleviler Kürt mü, Türk mü? Programın başında biz biraz anlattık Evet, aslında bunu, değindik. tekrar bir netleştirelim. Alevilik bir inanç. Yani İslam inancının içerisinde bir bakış açısı. Bunun ırklarla bir bağlantısının olma şansı yok. Yani eğer öyle olsaydı, doğuştan gelen bir şey olsaydı, bir ırkın inanışı olsaydı bir anlamı olmazdı. Yani bugün Kürt Aleviler de var, Türk Aleviler de var, Arap Aleviler de var, Japon Alevi de olabilir, Alman Alevi de olabilir. Yeter ki Hakk'a iman etsin, Hakk'ın varlığına ve birliğine iman etsin, Hazreti Peygamber'e, Kur'an-ı Azimşan'a inansın. Şimdi bunu en başında konuştuk. Çok az konuştuk ama. Hadi şu Cem. Biraz açalım Cem'i. Evet, şimdi Cem bizim toplu ibadetimiz. Ama aynı zamanda kompleks bir ibadet. Yani içinde başlangıçta da söylemiştim. Hazreti Peygamber'in mescidinde yaptığı uygulamaların içinde olduğu bir ibadet. Bizler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam, Cuma akşamı eskiden bu 12 hizmetin içerisinde olan peyk hizmeti vardır. Peyk de yine peygamberle aynı kökten geliyor. Yani haberci demek. Cem yapılacağı zaman bu peyikler bütün topluma haber verir, duyurur. İnsanları bu toplu salata, ceme davet eder, çağırır. Ceme gelen her can temizliğini yapar. Temiz kıyafetlerini giyer. Ve elinde lokmalarıyla ceme gelir. Biz de dikkat ederseniz biz hep can deriz. Evet. Cem evinin kapısından içeriye girdikten sonra artık kişi ne kadındır ne erkektir. Ne erkektir ne dişidir.
ne avukattır, ne doktordur, ne işçidir. Oradan giren artık herkes candır. Ve biz o kapıdan içeriye gireriz, lokmalarımızı oraya bırakırız. O lokmalara dualar verilir. O dualardan sonra o lokmalar pay edilir. Cem'in çıkışında tüm canlara dağıtılmak üzere. Oradaki espri de şudur. Bütün lokmalar birbirine karışır. Zenginin, fakirin lokmaları hepsi birbirinin içinde karışır ve pay edilip dağıtılır. Kimin lokmasının kime gittiği belli olmaz. Evet. Herhangi bir ayrım veyahut da herhangi bir kibir, herhangi bir göz olmasın diye. O Cem'e gelindiğinde dede Peygamber Efendimiz'in irşat görevini yaptığı gibi dedeler de toplumu irşat etme görevlerini yapar. Ya dedenin seçtiği bir konu olur veyahut da toplumdan gelen bir talep varsa onunla ilgili bir aydınlatıcı konuşma yapar. Ancak bunun öncesinde onu atladım. Dede cemaatin huzuruna çıkar ve cemaatten rızalık ister. Konuşmak için rızalık O istiyor. hizmeti yürütmek için rızalık ister. Yani bizde rızalık çok önemlidir. Eğer rıza olmazsa hiçbir şey olmaz. Dede geldiğinde toplumdan rızalık ister. Der ki ben birazdan bir hizmet yürüteceğim. Bu yapacağım hizmetten dolayı benden razı mısınız? Eğer dededen arınmış, incinmiş biri varsa, onun da kuralları, bir düzeni var. Dededen rızalık vermez ve rızalık verilmediği için dede geçip yerine oturamaz. Ta ki o müşkil çözülünceye kadar. Dede o kişiyi ikna edip o kişinin de rızalığını aldıktan sonra, tüm toplumun rızalığını aldıktan sonra geçer, oturur, topluma aydınlatıcı bilgiler verir, konuşur. Sonrasında bütün toplumdan birbirleri için rızalık ister. Der ki birbirinizden razı mısınız? Ola ki içlerinde dargın küskün olanlar olabilir. Onlar çıkarlar bizim hak meydanı dediğimiz Cem meydanına çıkarlar. Der ki dede ben felanca kişiden şu 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 sebeplerden dolayı razı değilim. Yani bir alacak olabilir veyahut da bir hakaret işitmiş olabilir. Neyse davası. Bunu talep eder. Dede o razı olmadığı kişiyi de kaldırır. Meseleyi görüşürler. Ancak aslı olan şudur. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla yükümlü. Ben sizden davacıyım ama bu davamı haklılığını anlatmam lazım. Şahitler göstermem lazım. Meseleyi her boyutuyla ortaya dökmem lazım. Dede ve oradaki cemaat her ikisini de dinler. Kişi der ki evet bu can haklı. Ben böyle bir hata yaptım veyahut da buna benim böyle bir borcum var. Dede cemaatle beraber bir hüküm verir ve o iki can da bu hükme uyar. Anlaşılamayan durumda, rızalık oluşmadığı durumda eğer o iki can da hala birbirinden razı olmuyorsa, verilen hükme de razı değillerse onlar cemden çıkartılır. Yani o rızalık oluşmadan cem başlamaz. Eğer kabul ederlerse birbirlerinden razı olurlar. O hükmün gereği. Ondan sonra cem başlar. Cem'in ondan sonra ibadet bölümü başlar. Cem'in çeşitli bölümleri var. İşte İhlas ve Fatiha suresiyle selavatla başlarız. İhlas suresini, Fatiha suresini anladığımız dilde ibadetimizi yapıyoruz. Sonrasında tövbe ve bağışlama duaları okuyoruz. Yine Tahrim suresini okuyoruz. Tevhid dediğimiz bölümü var. Yani tevhid demek bir demek. Hakk'ın birliğini zikrederiz. La ilahe illallah deyip. Dua zimamlar okuruz. Sonrasında Mersiye, Miraçlama okunur. Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıkışı ile ilgili beyitler okunur. Sonra Semah dönülür. Sonra Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da
şehit edilmesiyle ilgili mersiyeler okunur. Ve bu arada dediğim gibi kıyam, rükû ve secdenin olduğu salat bölümleri gerçekleştirilir. En sonunda da tekrar son bir münacat duası okunur ve bütün toplum lokmalarını paylaşıp evine döner. Uzun sürer. Özellikle bu rızalık meselesinde bir uzama olduğunda bu 5-6 saati de bulur. Sabaha kadar da sürebilir. Asıl olan o davanın çözülmesi, hal yoluna Evet. sokulmasıdır. Ama dediğim gibi bir sorun çıkmazsa da en az 2-2,5 saat kadar süren bir ibadettir. Peki Cem demişken şimdi kaç yaş Cem var onu soracağım ondan önce hemen. Semah. Semah bir ibadet mi? Bizim ibadetimizdir. Onu da Saffat suresinde 1, 2, 3 ve 4. ayetlerde Cenab-ı Hak ben mealen söylüyorum. Onlar ki saf saf dizilir, Hakk'ı zikreder, dönerlerdir. Biz de tamamen Hakk'a teslim olarak semah döneriz. Nasıl Mevleviler sema dönüyorsa bizler de semah döner, ibadet ederiz. Yani Peki. salatın dışında semahımız da var, evet. Kaç çeşit cem var? Şimdi cemler biz yola ikrar verirken pirlerimiz bize sorarlar 48 Perşembe'yi hak bilir misin diye. Muharrem ayı dışındaki her hafta normal haftalık cemlerimizi yaparız. Toplu ibadetimizi, salatımızı yaparız. Onun dışında az önce bahsettiğimiz müsahiplik cemi vardır. O canların müsahip olabilmesi için bir cem Evet. yapılır. Ve o ceme sadece müsahip olanlar girebilir. Müsahip olmayan o ceme giremez. Onun dışında görgü cemleri vardır. Pirin taliplerini görgüden geçirdiği, eksiklerini, hatalarını düzeltmelerini istediği görgüden geçirdiği görgü cemleri vardır. Orada da gene müsahipleriyle beraber olurlar. Onun dışında öğreti cemleri vardır. Gençliğe, topluma bu faydalı bilgileri anlatmak, aktarmak, cemi göstermek adıyla, yol göstermek, öğrenmek adıyla yapılır. Hızır cemi yapılır. Bu Hızır ayında oruçlar tutulduktan sonra Hızır cemi yapılır. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ettiğimiz 21 Mart'ta Nevruz cemi yaparız. Bir de sonbahara doğru ürünler, hasatlar kaldırıldıktan sonra Abdal Musa Sultan cemi dediğimiz bir cem şeyimiz daha var. Ama bunun dışında dediğim gibi her hafta toplu salatımızı, cemimizi, ibadetimizi yaparız. Peki o zaman bu da merak edilen bir soru. Alevilikte dört kapı nedir? Dört kapı 40 makam. Bir de hemen 17 kemerbez kimlerdir? Bunların üçünü bir de istiyorum. 17 kemerbest Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Muhammed Mustafa'nın beline bağladığı kemeri Hazreti Peygamberimiz de Hazreti Ali'nin beline bağlamıştır. Hazreti Ali de kendisini destekleyen, Ehli Beyt'i destekleyen ve bu yolu süren kendi yanında bulunan 17 cana şey yapmıştır, bu kemeri bağlamıştır. Bunlara 17 kemerbest denir. Eğer şey yaparsanız isimlerini ben hani kısaca sayayım. Selman-ı Farisi, Muhammed bin Ebu Bekir, Malik Ejder, Ammar bin Yaser, Veysel Karani, Ebu Zer Gaffari, Huzeyme bin Haris, Abdullah bin Bedi Hazai, Abdullah bin Adil Haris, Ebu Heyşemut Hiyani, Haşim bin Utbe bin Ebi Vakkas, Muhammed bin Ebi Huzeyfe, Kamber Ali Sultan, Mürtefi bin Beza, Sa'd bin Kays, Hamedani, Abdullah bin Abbas, Haris Şeybani. Bu 17 17 kemerbaz. kişi. Bunların çoğu Siffin Savaşı'nda şehit olanlar. Ebu Zer Gaffari'yi çok duymuşsunuzdur. Ebu Zer Gaffari çok böyle sözünü sakınmayan, çok düzgün duruşlu bir insandır. Az önce de bahsetmiştim. Hazreti
Halife Osman döneminde bir aristokrat zengin kesim oluşuyor. Ebu Zer buna çok şey yapar, isyan eder. Halife Osman onu Şam'a gönderir. Şam'a gittiğinde de orada da yine Ebu Zer şey yapmaz, durmaz. Muaviye'ye muhalefet eder. Hatta hep anlatılır, işte Muaviye sarayını gösterir, der hani nasıl bu diye. Ebu Zer Gaffari der ki, eğer kendi malınla yaptıysan israf, Beytülmal'la yaptıysan haram. Muaviye de şey yapar, geri gönderir Ebu Zer'i, yanında tutmaz, kızar, sürgün eder. Ve Halife Osman döneminde de sürgün edilir ve çölde yalnız başına Ebu Zer Gaffari ölür. Çünkü hiç şey yapmaz, mihnet etmez, hep karşı durur Ebu Zer Gaffari Hazretleri. Ve Peygamberimizin Ebu Zer'le ilgili, onun yalnız başına öleceğiyle ilgili bir hadis olduğu rivayet edilir. 17 kemerbestler bu şekilde, ve 4 Kapı kapı 40 40 makam. makam. 4 kapı 40 makam şu: ham bir kişiyi alıp yetiştirilmesi, kamil insan boyutuna getirilmesi, bir öğreti silsilesi. Şöyle düşünün, bir çocuğu 7 yaşında veyahut da 6 yaşında ilkokula gönderiyoruz. İlk öğretimini görüyor. Sonra ortaokula gidiyor. Sonra orta öğrenime, liseye gidiyor. Sonra üniversiteye, Üniversite. sonra mezun oluyor. Şeyde 4 kapı 40 makam da bu şekilde bir eğitim süreci. Bizim talip dediğimiz, yola talip olmuş canın, talip demek talep eden demek. Talebe, öğrenci demek. Onun önce şeriat kapısında, sonra tarikat Tarikat. kapısında, sonra hakikat kapısında, sonra marifet Marifet. kapısında yetişmesi, eğitilmesi, kamil insan olması anlamına geliyor. Dört kapı, her bir kapının 10 tane makamı var. Yani 10 tane şart var, öyle söyleyelim. Bu şartlarla yerine getirile getirile o olgunluk seviyesine erişilmesi demek. Bunlar da mesela şeriat kapısının birinci makamı iman etmek. Şimdi bunları tek tek açarsak çok uzun sürecek. Hepsinin ayetlerle karşılığı da var. Birini yapmadan, birini oturmadan Diğerine. diğerine geçilemiyor. İlim öğrenmek, şeriat kapısının gereklerinden ikincisi. İbadet etmek, haramdan uzaklaşmak, ailesine faydalı olmak, çevreye zarar vermemek. Az önce Aleviliği tarif ederken Evet. de söylemiştim. Peygamberin emirlerine uymak, şefkatli olmak, temiz olmak, yaramaz işlerden sakınmak. Bütün bunların hepsinde Kur'an'daki ayetlerle, karşılığıyla yerine getirmesi gerekiyor. Tarikat kapısında da gene dediğim gibi bir pire, yani bir dedeye tabi olmak, bir müsahip seçmek ve tarikata, o kapıya girmekle başlıyor. Mürşidin öğütlerine uymak, temiz giyinmek, iyilik yolunda savaşmak, hizmet etmeyi sevmek, haksızlıktan korkmak, ümitsizliğe düşmemek, ibret almak, nimet dağıtmak, özünü fakir görmek. Bunlar da tarikat kapısının makamları. Marifet kapısının makamları: edepli olmak, bencillik, kin ve garezden uzak olmak, perhizkarlık, her konuda perhizkar Evet. olmak, sabır ve kanaat, haya, cömertlik, ilim, hoşgörü, özünü bilmek, kendini bilmek, arif olmak. Hakikat kapısının makamı da: birincisi alçak gönüllü olmak, ikincisi kimsenin ayıbını görmemek, yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek, Allah'ın her yarattığını sevmek, tüm insanları bir görmek, birliğe yönelmek, gerçeği gizlememek, manayı bilmek, tanrısal sırrı öğrenmek, tanrısal varlığa ulaşmak. Yani vahdeti vücut Doğru demek. söyledin. İşte bu özellikle
Marifet ve hakikat kapısında işin içerisine tasavvuf giriyor. Tasavvuf tabi da biraz daha derin bir konu. Onu başka bir programda Evet. şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Sözünüzü aldım Asıl şimdiden. olan şudur. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi belki hani kısa bir özet olarak eline, beline, Diline diline sahip sahip olmak. olmak. Yani elinle koymadığını alma. Gözünle görmediğini söyleme. Hatta kötü gördüğün bir şeyi ört. Düzeltmeye çalış. Beline sahip ol. Büyük günahlardan olan zinadan Uzak uzak dur. dur. Evet, yani kısa özeti Hı olarak bu hı. olabilir. Bunlara dikkat etmek, özen göstermek lazım. Bütün bu aşamaları geçtiğiniz zaman zaten Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği o kamil olgun insan seviyesine, durumuna da gelebiliyoruz. Allah herkese nasip etsin diyorum. Allah Allah. Yani şimdi Kürt Alevi ya da Zaza Alevi. Aslında soru bu değildi. Ben Zaza. Ne özelliği var, bir özelliği var mı? Şimdi şunu biliyorum. Alevi misin? Aleviyim, Zaza mısın? Bir de böyle bir ayrışma var. Böyle bir şey Aslında var mı? sohbetimizin başında da söylemiştik. Böyle bir ayrım olamaz. Bu Aleviliğin bütün sistemine, bütün öğretisine ters bir şey. Biz diyoruz ki hiç kimseyi farklı görme. Biz ne diyoruz? Kapıdan içeriye giren herkesi can gör. Erkek dişi bile hani diyor Hünkar'ın çok güzel şeyi var. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde. Nazarımızca kadın erkek farkı yoktur. Eksiklik, noksanlık hep senin görüşünde. Yani dediğim gibi Kürt, Zaza, Türk, Alman, Ermeni, Japon hiç böyle bir ayrımımız yok. Asıl olan Hakk'a iman eden ve bu yola ikrar veren her can bu yolun gereklerini yerine getirebilir. Burada kimliğinin, ırkının hiçbir önemi, hiçbir şeyi yoktur. Yani doğuştan gelen bir kazanım değildir. Kişi sonradan da Alevi olabilir. Yeter ki bunun gereklerini yerine getirebilsin. Peki, Alevilere neden Kızılbaş derler? Evet, bize de Kızılbaş derler. Biz Kızılbaşız. Bunun çıkış kaynağı da şu. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber elinde bir kılıç vardır. Der ki kim bu kılıcı ucu yamuluncaya kadar hakkını verecek diye. Ebu Deccane çıkar. Der ki ya Resulallah bunu ben şanıyla taşıyacağım diye. Ve Hazreti Peygamber o kılıcı Ebu Deccane'ye verir. Ebu Deccane o gururla böyle bir böbürlene bir yürüyüşü olur. Derler ki ya Resulallah Ebu Deccane hani kendine benlik getirdi. Bu kibir doğru bir şey değil derler. Hazreti Peygamber de der ki o kibirden değil. O İslam'a yapacağı katkının verdiği şerefle öyle yürüyor. Bu onun kibri gururu değil. Ebu Deccane'nin başında da kırmızı bir sarık vardır. O süreç içerisinde Hazreti Peygamber yaralanır ve Hazreti Ali'yi çağırır. Çünkü Cebrail Aleyhisselam der ki Ali'yi çağırır, çağır o sana yetişir diye. Hazreti Ali gelir, Peygamber Efendimiz yaralanmıştır. O yüzük kan içindedir, değil Evet, mi? dişleri kırılmıştır. Onun mübarek kanı toprağa düşmesin diye Hazreti Ali avucunda tutar ve sonra o kanı kendi sarığına sürer ve derler Kızılbaş geliyor diye. İlk çıkış noktası odur. Ebu Deccane ve Hazreti Ali'nin o sarığı. Sonrasında Şah İsmail'in babası vardır, Şah Haydar. O da buradan esinlenerek kendi oluşturduğu ordusunun hepsi sarıklarını kırmızı yaptırmıştır. İşte Kızılbaşlar geliyor terimi oradandır. Biz Alevilere Kızılbaş derler.
Bazı kesimler bunu hakaret amaçlı kullanır ama bu bizim için Evet. gurur kaynağıdır. Bakıyorum sorularıma. Alevi'nin, çok özür diliyorum, bugün böyle oldum ben. Temel kaynağı nedir? Hani şey Alevi'nin, gibi düşünün bu sorumu, bir toplama. evet, şimdi başlamışta da söylediğim gibi Alevi'nin temel kaynağı Kur'an-ı Azimşan'dır. Biz yaptığımız her şeyin Kur'an'da bir karşılığı olduğunu biliriz ve bunun kaynaklarını da hep veririz. Neden Ehl-i Beyt'i sevmemiz gerektiğini başlangıçta da ayetlerle izah ettim. Ehl-i Beyt'i sevmemizdeki ve onu takip etmemizdeki temel amaçları ayetlerle anlattım. Bizler bundan hani kaynak olarak Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i seçeriz. Ve şeyde Peygamber Efendimiz Veda Haccı'ndan dönüşte Gadir Hum denilen bölgede biz inanırız ki bir toplantı yapar ve Cenab-ı Hak ayetinde buyuruyor ki ey Muhammed sana vahyedileni açıklamakta geri durma. O zaman peygamberlik hizmetini yapmamış olursun. Biz seni insanlara karşı koruruz ve sana onların zarar vermesine biz engel oluruz. Bunun ben şeyini de söyleyeyim size. Maide 67. ayette geçer. Ve bunun üzerine bu ayet geldikten sonra Peygamber Efendimiz deve semerlerinden bir kürsü yaptırır ve oraya çıkar. Hazreti Ali'nin kolunu yukarıya kaldırarak işte ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Yalnız Mevla burada hani Rab anlamında değil, onun hani efendisi, önderi anlamında. Ali de onun Mevlasıdır. Ali'nin kanı kanım, eti etimdir. Benden sonra sizin önderiniz Ali olacaktır diye Kadir Hum vakası şey yapılır. Evet, bunu da sormuşlardı. Bu arada güzel bir cevap Evet, oldu. ve Hazreti Ali'nin velayetine delalet eden işte yine Maide 55. ayette vardır. İşte onlar ki rükudayken zekatını verirler. Bu ayetin şeyinde, tefsirinde Hazreti Ali'nin bunu yaptığını, Peygamber Efendimiz'in mescidine birisi gelir, sadaka ister, zekat ister, kimse vermez ve bu kişi bu arada bağırır, ey Resulullah, işte senin ümmetinden hiç kimse zekatını vermez, sadaka vermez diye bağırınca o arada rükuda olan Hazreti Ali parmağındaki yüzüğü ona zekat olarak verdiği tefsirlerde anlatılır. Onlar işte sizin dostlarınız Allah, peygamberi ve rükudayken zekatını verenlerdir diye bu ayette geçer. Hazreti Ali'nin velayetine delil olduğunu biz düşünürüz bu ayetin. Bundan dolayı biz Ehl-i Beyt'in masum ve pak olmasından dolayı Ehl-i Beyt'in Kur'an'ı anlamı ve yaşama biçimiyle biz de anlayıp yaşamaya çalışırız. Ve onların emanet olduğunu kabul ederiz. Kur'an'ın ve Ehl-i Beyt'in bize emanet olduğunu ve onların yolunu sürmemiz gerektiğini düşünürüz. Bu şekilde hareket ederiz. Kaynağımız Kur'an'dır. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim şu, yani maalesef tarihsel süreçler içerisinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Alevi toplumu ve Sünni toplumu çeşitli noktalarda birbirlerinden ayrışmışlar ve zaman zaman düşmanlığa varan Evet. olaylar yaşanmış. Bunda temel eksiklik işte siyasetin etkin olması, gücü ele geçirmenin tatlı olması öyle söyleyeyim. Ve toplumun birbirini tanımakta biraz zorluk çekmesiyle ilgili. Anadolu'da
yaşanan birçok sıkıntılar var. O tarihsel süreç içerisinde birçok sıkıntılar yaşanmış, birçok bedeller ödenmiş. Oysa hani Osmanlı'nın kuruluşundaki Şeyh Edebalı da Alevidir. Osmanlı padişahları da hani Bektaşi Ocağı'nın, Yeniçeri Ocağı'nın birer mensubudur. Gülbenklerle kılıçlarını kuşanırlar. Ancak işte Şah İsmail'in, Safavi Devleti'nin başında olan Şah İsmail'in tehdit olarak görülmesi, Yavuz döneminde yaşanan savaşla beraber Anadolu'daki Alevilerin Şah İsmail'in yanında olabileceği kaygısıyla hani İdrisi Bitlisi de anlatılan İdrisi Bitlisi'nin oğlunun yazmış olduğu kayıtlarda bahsedilen, işte kimisi abartılı bulur ama kayıtlarda bu şekilde olduğu söyleniyor. İşte 40 bin Kızılbaş'ın öldürülmesi, Evet. Sünni ve Alevi toplumunu birbirinden ister istemez biraz uzaklaştırmış. Ve hatta Alevi toplumunun içerisinde tasavvufun dönem dönem çok öne çıkması, o tasavvufu yaşayanların sözlerinin anlaşılamaması, işte mesela Halacı Mansur döneminde Halacı Mansur'un Enel Hak demesi, nasıl onun ölümüne sebebiyet verdiyse, işte Seyit Nesimi'nin derisinin yüzülmesi görüşlerinden dolayı. Halbuki onların yaşadığı hep Allah aşkı. İşte Yunus'un Allah aşkıyla yanması. Bu aşkı göremeyen, bu bağlılığı, sadakati göremeyenler için tabii bir tehdit görülmüş, şey görülmüş ve sıkıntılar yaşanmış. Günümüzde ben inanıyorum ki artık bu bilgi çağında toplumlar birbirlerini daha rahat anlayabilir, birbiriyle daha kolay temas kurup iletişim kurabilir. Hiç şey yapmadan, ön yargılara takılmadan birbirimizi tanıyabiliriz. Aslında dediğim gibi hepimizin başvurduğu nokta Kur'an-ı Azimüşşan, Hazreti Peygamber ve onun Ehli Beyti bizim ortak noktalarımız. Bu bizi birleştirecektir, bir araya getirecektir. Birbirimizi anlamamızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. İnşallah bir sorun daha var. Böyle sizi Evet, kolay var mı? bırakmayacağız gibi ama Şah İsmail olayına böyle biraz detay verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, Şah İsmail ailesiyle beraber Erdebil tekkesinde yetişmiş önemli bir şahsiyet. Bizim yedi ulu ozanlarımızdandır. Hatay mahlasıyla dizelerini yazmıştır. Kurduğu babası dediğim gibi Şah Haydar'dır. Annesi de Akkoyunların sultanı Uzun Hasan'ın kızı Halime Begüm Sultan'dır. Ehlibeyt taraftarı bir devlet kurmuştur. Bütün tebaası Ehlibeyt'e iman etmiş bir tebaadır. Aslında Yavuz'un babası II. Beyazıt'la çok da iyi diyalogları vardır. Çok da iyi görüşürler, birbirleriyle mektuplaşırlar. Zaten Yavuz da bundan dolayı babasına kızar. Babasının bu konuda zayıf olduğunu düşünür ve nitekim hani Şah Kulu isyanıyla beraber II. Beyazıt Şah Kulu isyanıyla uğraşırken diğer şehzadeler Şah Kulu'na yenildiği zaman Yavuz bunu fırsat bilip gelip babasını da tahttan indirip kendisi tahta çıkar ve babası öldürülür o arada. Yani sürgüne giderken, Edirne'ye giderken öldüğü söylenir ama birçok kaynakta da aslında zehirlenerek öldüğü söylenir. Yavuz'la Şah İsmail arasında bir çekişme başlar. İşte o Azerbaycan ve İran bölgesinde oluşan Safavi Devleti bir Alevi devletidir. Yavuz da Anadolu'daki Alevilerin çokluğunu düşünerek Anadolu'daki halkı kaybetmenin kaygısıyla Şah İsmail ile bir mücadeleye girerler. Yavuz kazanır, Şah İsmail kaybeder.
Ve ondan sonra çeşitli süreçler yaşanıyor. Yavuz'un hilafeti Mısır'dan alıp getirmesiyle devlet biraz daha Sünni bir devlet ağırlığına dönüştüğü süreç içerisinde de Anadolu'da Alevilerin biraz daha sıkıntı yaşadığı görülüyor. Peki. Dedem teşekkür ederim. O güzel, kıymetli vaktini bizlere ayırdın. Ben Bizlere teşekkür ederim. aydınlattın. Umut ediyorum ki faydamız olmuştur. Bir nebze de olsa bu konuda toplumumuzu bilgilendirmiş oluruz. İnşallah bu iki toplum arasında böyle güzel temasların olacağı, güzel sohbetlerin olacağı bir şeye de vesile olmuş olur. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Bu akşamımızın konuğu bir de Alevi dedesi olan Ferhat Kocamışlı. Güzel ve hoş sohbet geçti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.